Yerli uçak gidebilirsin. Hadi bay bay. Ha, giriyorum terminalde. Kabil'den geliyorsunuz. Evet. Orada neler yaşadınız? Kabil'de geliyoruz. Ulaşımınız nasıl oldu? Bize bir anlatır mısınız? Şimdi bizim büyükelçilikleri aradı. Dışişleri Bakanlığı'ndan aradılar. İletişime geçip. Biz orada bayağı bir izdiham içinde yaşadık. Havalarına girerken. Bayağı bir karabaşlık vardı. Bayağı hırsızlık oluyor orada. Taliban'a millet vuruyor. Direkt havaya ateş yapıyorlar. Ya bayağı bir zor bir durum geçiyor yani şimdi bana orada. Peki ne yapıyordunuz siz orada? Yani bu olaylar başlamadan önce nasıldı durumunuz? Şimdi tabii Taliban geldikten sonra şehirde neler oluyor? Ya yani şehirler bayağı karışık. Yani şu an bile Kandahar'da falan herhalde bu askeride çalışan kişileri akşamlar geceleri çağırıp öldürüyor diye duyduk biz onu orada tabii. Şu orası bayağı bundan sonra bayağı da yine karışacak yani. Bir endişeye kapıldınız mı Türkiye'ye dönüş için ya da zor Yok, oldu mu? Yok zor oldu tabii. Çünkü burada bayağı izdiham yaşanıyor. Havalarına girişinde. Ya yani millet başka yabancılar da var. Ya yani herkes yani havalarına girmeye çalışıyor yani. Önce İslamabad'a oradan da buraya mı geldik? Aynen. İslamabad'a geldik. İslamabad'dan buraya geldik. Havalimanına nasıl girdiniz? Onu anlatır mısınız? Havalimanına bayağı karışık, zorla girdik. Dedim ya bayağı karışık içinde girdik yani. Bazı silah sesleri da var zaten. Silah sesi atıyor, havaya atış yapıyorlar. Milleti vuruyor direkt Talibanlar. Yani ne laftan anlar, ne başkadan anlar, direkt vuruyorlar yani. Güvenli bölgeye geçişinizi anlatır mısınız? İşte güvenlik bölgeye geçişimizde yani kapıya kadar bayağı zorlandık, kapıdan sonra bir sıkıntı yok. Ya yani Türk askerlerini biz gördük, Türkiye Cumhuriyeti askerlerini. Onu gördükten sonra biz direkt içe kaldılar, içinde ondan sonra bir sıkıntı yok yani. Zaten kapıya varana kadar bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Ne kadar beklediniz Türkiye'ye gelebilmek için? Valla biz... Kaç gündür bekliyorsunuz? İki gün bekledik biz orada. Hatta bir gün geçemedik, kapı ağzında birisi vuruldu dedi. Bir geçildiğimizden. Dedi geri gidin. Akşamları geri gittik biz oradan. Ertesi geldik. Ertesi saat akşam 11, 11.30 gibi falan içeri geçtik. O zaman da biraz kalabalık değildi yani.
Hayır, daha önce 3 tane daha tahliye uçuşu oldu da onlara yetişemediniz. Yok, onlara yetişemedik. Onlara yetişemedik. Yani yetişsek daha önceden de gelirdik biz. Yani haberimiz olmadı. Orada ne iş yaptığınızı ve isminizi söyleyin. Ya şimdi biz orada çocuk evlendirmeye gittik. Gelinimizi aldık, gelinimizi de getirdik çok şükür. Ya yoksa biz gitmezdik yani. Hayırlı bir iş için gittiniz. Aynen ama. Aynen evet, hayırlı bir iş için gittik. Çok şükür onu da getirdik. Gelin. Onları getirebildiniz mi peki? Tabii onları da getirdik. Burada. Aha, şu an geliyor onlar da arkadan. Peki. Oğlunuzu orada evlendirdiniz. Oğlumuzu orada evlendirdik. İşte hanımla beraber geliyor da. Gelininiz Afgan. Evet, o Afgan vatandaşı. İşte onu evlendirdik, geldik. Göndermeyeceğiz yani. Burada yaşayacaklar. İnşallah, tabii tabii tabii. Siz neler söyleyeceksiniz? Oraya gittiniz hayırlı bir iş için. Evet. Bu olaylar çıktı. Evet. Bir anlatabilir misiniz? Yani aslında çok da anlatacak bir şey yok. Babam anlattı her şeyi. Yani savaş var, iç savaş, Taliban. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Her gün savaş var. Orada mı yaşıyordunuz? Hayır, burada yaşıyorduk. Evlenmeye gittik. Nasıl tanıştınız eşinizle? Yok, tanıdık zaten. Aslen biz de Afgan uyrukluyuz. Tanıdık zaten akrabamız. Anladım. Evlenmeye gittik. Evlendim. Evlendim. İşte resmi nikah yapamadık ve iş işlemini başlatamadık. Sağ olsun olaylardan dolayı resmi iş yerler kapalı. Sağ olsun devletimiz yardımcı oldu. O yüzden gelebildik. Anladım. Düğün yaptınız mı? Evet, düğün yaptım. Şimdi peki burada yapacağınız başka işlemler var mı, resmi işlem? Resmi nikah kıyacağız inşallah. Hı. Başka bir şeyimiz yok. Bundan sonra tekrar dönecek misiniz? Hayır, asla. Dönmeyeceksiniz. Hayır. Bizim burada gelin hanıma bir oturum almamız. Şöyle ikametgah almamız bir şey. Ondan sonra biz burada gereken evrakları şey yaparız, onu hallederiz. Bu evlenme cüzdanı işlemleri için. Ya şu an bizim önemli olan bir vize şey yapmamız. İslamabad'a mı dönüyorsunuz? Nasıl bir süreç yaşandı orada, bize anlatır mısınız? Orada mı yaşıyorsunuz siz normalde? Hayır, benim eşim Kabil'de çalıştığı için oradaydım. Gelip gidiyordum. Ben aslında Türk vatandaşıyım. Normalde Türkiye'de yaşıyordum. Yok. Endişeye kapıldınız mı? Türkiye'ye dönüş için zor oldu mu? Bir onları anlatır mısınız? Biraz evet. Hani bir şey yaşamak farklı. Uzaktan duymak daha farklı. Ama Taliban Kabil'e geldikten sonra hiçbir problem olmadı. Rahat gelebildiniz mi peki efendim? Evet. İslamabad'dan gitmiştiniz. Hava kuvvetleri mi götürdü sizi oraya? Biz havalanına gümrük kapısından aldılar. Mehmetçiğe çok teşekkür ediyorum buradan. Oradaki Mehmetçiklere, komutanlara çok çok teşekkür ediyorum. Oradaki tüm Mehmetçiklere teşekkür ediyorum. Bizler için canını siper ettiler. Allah razı olsun hepsinden, vatanımıza, milletimize. Her zaman. İsim soyisim? Allah-u Teala kötü bir şey göstermesin Türkiye'yi de. Allah karşılamayın.